Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte Lil ve abla açacağız. Ben ilk önce abladan başlamak isterim. Çünkü Lil'den sadece bir kere açtım. Bu yüzden çok merak ediyorum. O yüzden Lil şöyle kenara koyabilirim. Bizden hiç tüm ayağı tutmuş. Tabii ki Lil de benim önümde dursun. Belki benim açmama izin verir Nisoş. Ne dersin Nisoş? Olabilir tabii ki. Hadi bakalım başla. Şimdi ilk fermuarsın önünüzü şöyle cırtlatayım ama benim bakmam lazım. Ben cırtlatıyorum. Çok heyecanlı. Mükemmel cırtlı. Evet, bu ses çok heyecanlı arkadaşlar. Ben bile artık loncu oldum tamam, gerçekten. Tamam, artık bulmadık. Ona bir emin olalım. Ben bu arada çöp toplayıcı kısım oluyorum gördüğünüz üzere. Ve yardımcı. Yardım lazım. Bunların da açılmasını sağlayayım. Ondan sonra ben videodan gidiyorum. Sonra tekrar gelirim. Anne. İhtiyaç olduğunda. Yardım edeyim mi? Açma yerini bulalım. Açma yeri burası. Şurası sanırım. Orası değil. Değil mi? Tabii ki Nisan benden çok daha iyi bildiği için. Bu arada tişörtlerimiz de birbirimizin içinden çıkmış. Puzzle gibiyiz. Birbirimizi tamamlıyoruz. Evet. Ama bir puzzle zaten sen benim içimden çıktın yani. Ben seni doğurduğum için Nisoş. Ayrıca puzzle'ın parçaları gibi yani. 2 saattir uğraşıyorum hala yapamadım. Yardıma ihtiyaç var mı? Yok. Var. Mesajlar. Daha önce çıkmadı. Gerçekten mi? Çıkmadı, çıkmadı. Amanın çıkmadı. Çıkmasa süper. Çıkmadı. Evet. Çünkü gerçekten aynısı çıkınca biraz üzülüyoruz. Kapalı da olduğu için. Tabii ben yine çöpleri topluyorum. Arkadaşlar bakın ben bunu size hemen göstermek istiyorum. Bakın Instagram filtresi o. Sevimli. Ne kadar güzel olduk Nisoş. Gökkuşağı varmış gibi üstümüzde. Arkadaşlar bunun içinden çıkan yeni bir filtre oluşturabiliyorsunuz kendinize. Çok güzelmiş. Yani bununla fotoğraf falan çekilebiliriz. Evet bununla fotoğraf çekilebiliriz. Hatta biz ama bir deneyelim galiba. Video bitince bir deneyelim. 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 Çok stickerları. Tatlı sakalarımız çıktı. Makas olması ne anlama geliyor? Saçları kısa demek anlamına geliyor. Yoksa uzun da acaba kesilebiliyor anlamına mı geliyor? Evet. Hadi bakalım heyecanla bekliyoruz. Buradan la 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 çıkacak. Neymiş o la 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 la? Vallahi ben de bilmiyorum. Şimdi kafamızı açalım. Evet en heyecan. Ay çok şükür ya. Olmayan bir şey çıktı. Çok sevindik. Evet size böyle açıyoruz kapıları. Burası bir sahne mi? Dur ben şuradan vereyim. Evet. Onların içinde ne var? Bir dakika. Şunu şuradan çıkartalım da içeceği ayakta beklemesin. Aa evet. Böyle de bir şey var. Şimdi ilk önce bunu açacağım. Bebeğe insan atacağım ama bebek çok tatlı durmuyor arkadaşlar. Bakın. Ben bunları sonra elbise olarak ve ayakkabı olarak kullanacağım. Zaten bunlar elbise ve ayakkabı olur evet. Direkt. Pembe bot yani bunun. Şu aradan Allah. Bakabilir miyim insan? Evet bakalım. Ya anne ya ne yapıyorsun? Tamam tamam. Arkadaşlar yeni parçamız düştü ve evet. Nisan yokken ben hepsini açayım arkadaşlar. Hayır ben geldim. Açamadım tabii ki hemen geldim. Çünkü sadece bir parça gitmişti. Şurada sanki. Şimdi arkadaşlar şuraya çekeyim. Burada bir kıyafet var sanki. Hangisinin çıkmasını istersin? Anne ben hangisinin çıkmasını istediğimi aşırı iyi biliyorum. Anne ben bunun ya da bunun çıkmasını istiyorum. Çünkü bak cadı bu. Evet. Ay ben de şunun çıkmasını istiyorum. Şimdi anne o da bize daha önce çıkmıştı. Sonra ben onu kaybettim. Onun adı Nisan... ne? Onun adı ne biliyor musun? Surprise. Nisan bunun çıkmasını istiyor, şunun. Ben de şunun çıkmasını istiyorum. İkisi de kısa saçlı yalnız. Evet. Şunu arkadaşlar. Ay çok tatlılar. Şu da olabilir. Şu da, şu da, şunu da istiyorum. Anne ya. O altın top değil, değil mi? Evet o altın top değilmiş. Altın top hangisi? Altın top bu ikisi. Bu, ama bunlar saçsız. Yok ben altın topla istemiyorum. Anne biliyorsun bu unicorn'dan çıkıyor. Unicorn şeyli yani. Kutusu mu? Evet kutusu unicorn. Hadi 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 bir an önce açalım. Çok heyecanlıyım hadi. Katalog gitti. Katalog git. Katalog gitti. Şimdi. Hadi bakalım. Ya hadi hadi hadi.
Bu ne acaba bu arada? Hiç anlayamadım. Ben birazcık... Ben sana kenarını açayım. Sen çıkart istersen içinden. Ben de bigodilerinizi açayım. Bigodilerden ne çıkıyor? Valla ben de bilmiyorum. Tarak ve biberon. Koyalımız üstten. Ayakkabılar çıktı. Anne senin istediğin kız çıktı. Gerçekten mi? Evet, bu onun biberon arkadaşlar. Sürpriz çıktı. Ya çok şanslıyım. Evet. Demin gösterdiğim şu çıktı. Saçları iki renk olan. İki renk değil, bir sürü renk anneciğim. Ama niye yeşil ve pembe saçları? Mavi ya. Ha, mavi pardon. Ya turkuaz mavi. Yeşille mavi arası bir şey. Ay çok heyecanlıyım. Evet evet. Benimkini acaba gördüğünüz üzere. Acaba nasıl bir şey çıkacak? Ayakkabılarından ve biberonundan. Anladık. Karanın renginin güzelliğine bakar mısınız siz? Ay çok heyecanlıyım. Hadi. Bebeği çok kısa gelsin. Ben yine çöpleri toplayayım arkadaşlar. Bir an sonra elbise çıktı. Ay işte harika bir elbiseye kavuşacağız. Çok mutluyum. Acaba Spitz'in bebeği çıkar mı? Neyin bebeği? Spitz'in kardeşi çıkar mı acaba? Bunun kardeşi evet. Mi? Evet. Bebeğin adı neydi? Ne güzel olur. Splatter. Adı Splatter. Evet, Splatter'smış adı. Adı. Ucunu açar mısın? Resim kulübündenmiş kulübü. Senin gibi. Evet Allah'ım ya çok evet. Mutluyum. Nisa çok resim yapmayı sevdiği için. Bugün arkada zaten resim mi olan? Elbisesi çıktı. Ya mükemmel bir elbise arkadaşlar. Böyle bir elbise giymek yani olsa giyerdim. Ben de. Ben de giyerdim. Ben bile giyerdim. Anne ama sanırım bu sarı bir elbise. Üzerine boya dökülmüş. Olabilir. Boya kalınlığına düşmüş galiba bebeğimiz. Elbisemiz. Sanki böyle batik deseni yapılmış gibi elbisenin üzerine. Evet ya Allah'ım bebeği çok merak ediyorum gerçekten. Ucun anne bir açam Allah'ım ben de hiç açamıyorum. Ben de şöyle ayakkabılarım. Bu arada bu bebek renk değiştiriyor arkadaşlar. Karışık bir insan al bakalım. Ya saçını soğuk suda mı renk değiştiriyor? Ben. Evet. Arkadaşlar tabii çok güzel değil mi? Artık açma zamanı geldi. Sonra giydireceğiz bebeğimize. Bunlar da pembe bot olarak kullanırız bunları da. Evet. Kafasını en son açacağım arkadaşlar. Çünkü kafası en önemli. Ya çünkü saçları var. Bunlar ne? Eldiven gibi mi acaba? Eldivenleri. Bakın bakın bakın. Saç çizgileri var. Şimdi artık yalnız gözlerine de salatalık koymuş herhalde. Bakım yapıyor. Lol bebekte. Kutunun içinde. Saçlarını gördüm arkadaşlar. Çok güzel. Ya. Çok güzel hadi. Açamıyorum en istediğim. Saçları gerçek saç. Evet anne sen bilmiyorsun. Aa, bilmiyordum ben şeye çıkacak sanıyordum. Ya şu ana kadar. Nisan'ın 30'dan fazla lol bebeği var arkadaşlar. En beğendiğim bu. Arkadaşlar yüzüne bakar mısınız? Size bir yüzümü göstermişsin. Bu ne ya? Boya kalınlığına düşmüş bebek. Evet ben de ilk defa bir lole bayıldım. Aşık saçını oldum. Saçını senin birazcık havada olması gerek. Bu kadar düz olmaması gerek. Hemen giydirmelisin Nisoş. Hemen giydir. Videoyu bitirmeden önce. Ama videoyu bitirmeyeceğiz. Lister açacağız anne. Aa Lister'ımız var. Evet. Tamam ara verelim. Tamam. Yeni videomuzda evet, Lee Sister'ımızı. Evet. Giydirdin mi elbisesini? Tamam o zaman. Ayakkabılarını giydirdim. Ayakkabıların tatlı. Ayakkabılarını giydirdim. Saçlarına gibi. Bayıldım. Keşke benim saçlarım da bu renk olsaydı. Benim en sevdiğim renk de mavidir. Benim de. Anne biliyor musun? Bize daha önce bu bebekten çıkmıştı. Hiç hatırlamıyorum. Ama biz bu bebeği kaybetmiştik. Bize yeni çıkması çok iyi oldu. Hadi bakalım bebeğinle beraber arkadaşlarımıza hoşça kal diyelim. Hoşça kalın. Görüşürüz. Görüşürüz. Hemen